Selamlar sevgili dostlar. Bugün bir mod seçeneklerim hakkında video yapmak istedim. Diğer videonun çok uzun olduğunu düşünen arkadaşlar var. Sadece seçeneklerin ne diye soran arkadaşlar var. Onlara yardımcı olmak için hızlı bir video olacak. Ama seçeneklerin ne işe yaradığını öğrenmek istiyorsanız da bu videonun altına o videonun linkini bırakacağım. Bu şekilde modu açıyoruz. Direkt setup'ını indiriyoruz. Asten sitesinden next diyoruz. Next, next. Ve oyunun olduğu klasörü seçmezseniz çuvallarsınız. Modu yükledim ama çalışmıyor diyorsanız genellikle hata buradadır. İlerletiyoruz. XFM seçilmiş ilkinde. Vehicle Markers'larda herhangi bir şeyim yok. Panellerde Asten seçili. Asten'in yanında ikinci seçenek. İkinci seçenek sadece tankların isimlerini görmek istiyorum. Bunların dışındakilerin hepsi tikli olacak. Diğer medium panele gelirsek üçüncü seçenek. Büyük panele gelirsek dördüncü seçenek. Yine start modda dördüncü seçenek olacak. Transparantlık dördüncü seçenek. Cam puanını görmek ise bunu kullanmıyorum. Bunu kapattım. İsterseniz kullanabilirsiniz. Ben kullanmıyorum. Bu spotların düşmanların yanında lamba. Oyun içinde bu seçenek var ama ben bu versiyonunu daha seviyorum. Daha kullanılır buluyorum. Böyle seçtim. Bu neymiş? Hayır. Klanlarla ilgili bir şey görmek istemiyorum. Bayrak görmek istemiyorum. Bunu da görmek istemiyorum. Batchleri, ıvır zıvırları sil. Ayarlar bu şekilde. Az önce yanlış bir yere tıkladığımız için hepsini seçti. Onları tekrar düzenledik. Yukarıdan alayı bu şekilde XFM minimap bölümüne geldik. İlk seçenek butikli, 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 butikli. Burada çok güzel oldu böyle. Bir de turkuaz ve her 100 metrede de nokta olan versiyonu seçilecek. Bunu da tıklayın. Bölümlerde aracın ismi gözükecek full bir şekilde. Bir de alt tuşuna bastığınızda minimap'te düşmanın canı yuvarlak şeklinde gösterecek. Tam ne kadar tamsa o kadar canı dolu anlamına geliyor. Burada başka bir şey yok. Benim ayarlarımda bu da en çok sorduğunuz sorulardan bir tanesi. 10 renkli XVM skalası. Hani 300'den başlıyor. 300 ile 500 arası var. 450, 650 diye gidiyor. Daha düşük renkler kullanmak isterseniz 6 renk, 8 renk vesaire var. Ben daha isabetli olsun diye 10 renk kullanıyorum. 10 alıştım. XFM'de bir şeyimiz yok. Garaj XFM'de sadece satın, yani bu benim seçim, çok kritik bir şey değil. Satın alacağım tankların üzerine gelmeden bu şekilde fiyatlarını gösteriyor. Çok önemli bir şey değil. Yukarı tarafta tank karuselinde bir şey yok. Diğer XFM settings'te takımın, bu önemsiz bir şey. Sadece biz bu aşağıdaki tiki tikleyeceğiz. Bunu yok sayacak. Kazanma şansını gösterecek bize. Eğer XFM kullanıyorsak. Accurate Damage Indicator yine aynı bölümde 12 saniyeliğine yediğiniz mermiyi gösteriyor. Hangi yönden yediğinizi. Bu önemli bir seçenek benim için en azından. Hangi çalıdan mermi geldiğini tahmin edebiliyorum. Mermi geldikten sonra 12 saniyede gelen mermi yönünü gösteriyor. Bu tankların üzerindeki hızı gösterecek. Bu postmodel paneller şu ıvır zıvırlardan nefret ediyorum. Bunların hepsini kapatıyor. Hemen bakalım. Non-XFM mod branch'ine geldik. XFM'i seçtik. Ve buradan da Jimbo'yu seçtik ki hani şunları değiştiriyor. Ağır tanklar kahverengi, mediumlar yeşil, açık yeşiller light, TD'ler koyu lacivert ve artiler de kırmızı olarak, koyu kırmızı olarak gösteriyor. Diğerlerini de seçebilirsiniz. Ben en sağlıklısı bunu buluyorum. Hoşuma giden de bu. Zoom modlarını kullanmıyorum. Zoom mod kullanıyorum. Bu tanktan olabildiğince geriye çekilmemi sağlıyor. Çok sevdiğim, kullandığım özelliklerden biri. Ateş ettikten sonraki namlu sallanmasını iptal ediyor. Mermi yediğinizde kırmızı ışıklar çıkıyor. Böyle gözünüzü rahatsız ediyor. Anksiyete yaratıyor bende. Onları da kapattım. Bir de dürbün moduna geçtiğinizde gölgeyi siliyor. Onu da seçtim. Bu oyun tekrarlarında free kamera. İstediğiniz gibi dolaşabiliyorsunuz. Çok replay izliyorsanız kullanabileceğiniz bir seçenek. Bu gene sallanmayı önlüyor.
Horizontal, yatay stabilizasyon sniper modunda. Onu da seçmenizi tavsiye ederim. Önemli bir moddur. Bu da Armor Penetration Indicator. Bu da sorduğunuz şeylerden biri. Tankın üstüne gelirim. Efektif zırhını gösterir. Benim penetrasyonum tankın nişan aldığım yerinin efektifini gösterir. Bunu da kullanabilirsiniz. Seçeneklerim buraya kadar. Burada da aşağı iniyoruz. Crosshair kullanmıyorum. Sadece Spotted Extended Light kullanıyorum. Crosshair bölümünde spotladığım tankları ne kadar yediğim, bir de ufak hoş sesler çıkarıyor benim spotuma vuruldukça, tercih etmenizi tavsiye ederim. Çok hoş bir moddur. Kullandığım bir moddur. Aim Helping Modes'da Auto Aim Indication kullanıyorum. Yakın zamanda yok olmuş şeylere, ne diyeyim, yok olmuş tanklara sıkmanızı önlüyor. Şarjörlü tanksınız, bekletiniz, bir mermi boşaltmanızı önlüyor. Sizden önce birisi öldürdüyse 1-2 saniyeliğine sizin atışınızı blokluyor. Bir de dolumdasınız. Dolumda olduğunuzu takıma chatten yazı veriyor sizin yerinize. Bu iki seçeneği kullanmışım. Burada vurduğumu sadece gösteriyorum. Bunun çok versiyonlu var, böyle dolu dolu ağzına kadar bir sürü rakam görmek istiyorsanız seçebilirsiniz. Diğerlerini kullanmıyorum. Sadece BN8 kullanıyorum. Bu neymiş? Hayır. Ben bunları kullanmıyorum. Ben bunu kullanmıyorum. Yanlışlıkla seçmiş. Sadece VN8 seçili. Mark of Excellence'ı kullanıyorum. Şeyi gösteriyor. Namluyor, yıldız takma olayındaki yüzdemin kaç olduğunu veya ne kadar arttığını, vurmazsam ne kadar düşeceğini gösteriyor. Bu benim kullandığım cam barı. Hoştur. Bunu tercih ediyorum. Oyunun kendi barı da var artık. Ama ben buna alışmışım, kullanıyorum. Aşağıdaki seçeneği de seçmenizi öneririm. Şu aşağıda high caliber'lar, ortalama hasarlar falan yazar. Şunları iptal ediyorum. Buna tıklayarak bunu da unutmayalım. Panelde ekstralara geldik. Friends marker. Eğer takımda arkadaşınız varsa, düşman da olur, kendiniz de olur, yanına şöyle cici bir yeşil koyuyor. Arkadaş listenizdeki adamları görebiliyorsunuz. Tab'a basmasanız bile. Hit marker. Bu da sorduğunuz şeylerden biri. Vurunca şöyle çıt sesi gelip bu isabet simgesi çıkıyor. Call of Duty'den transparan. Bunu tekrar burada da kapatıyorum. Yanlışlıkla yukarıda seçtiğim seçenek işe yaramazsa diye. Auto ignore artı bana sıktığında direkt otomatik kara listeye alıyor. Gerçek zamanlı savaş madalyaları. Bir madalya falan aldığınızda savaşın içinde böyle kenardan çıkıyor. Daha doğrusu tam ortada çıkıyor. Helallen sana diyor. Bu da 279'a için görevleri auto reset yapıyor. Eğer ilk görevde başarısızsanız seçebileceğinizlerden birisi. Burada neyi seçmişim? 6. his 10 saniyeliğine gözükecek. İkon olarak da yellow sign seçmişim. Seçebilirsiniz. Burada bir sürü ikon var. Ben artiden korunan şemsiyeli tankı seviyorum. Burada şeyini değiştirmişim. Altıncısının sesini değiştirmişim. Jingles'ın sesini yapmışım. Shit. Bu sesi duyuyorum. Grafik performans modunda FPS'imi limitliyorum. Ekranım 144'lük. Daha fazla vermesine gerek yok. Bir de benim oyunum senin oyunundan farklı görünüyor diyenler arkadaşlar için. Bu yüzden farklı görünüyor. Siz şu garip ışıkları görüyorsunuz. Ben tertemiz görüyorum ekranı. Bu seçenekte o seçenek. Bunu da gördük. Hızlıca devam ediyoruz. Aşağıda da deli bonusların rengini değiştirdim. Şurada normalde kırmızı yanıyor. Ben onu mora çevirdim. Tercih edebilirsiniz, etmeyebilirsiniz. Sorun yok. Maçtan sonraki statları görmenize işe yarıyor bu. Şöyle söyleyeyim. Burada oyuncuların üzerine tıklayarak, ben oyuncu XVM kullanmıyorum artık. Statlarımı gizledim. Anonim olarak takılıyorum. Oyun sonu oyuncuların statlarını savaş sonucundan görmenizi sağlıyor. Bunu da bu şekilde kullanıyorum. Yaptığınız, tamamen takdirle yaptığınız görevleri yeşil olarak gösteriyor bu seçenek. Yarım yaptığınız görevleri kırmızı, hiç yapmadıklarınız boş kalıyor. Seçebilirsiniz. Battle Sphere, bu da sorduğunuz modlardan birisi. Nereden vurduğunu, sizin veya rakibi nereden vurduğunuzu gösteren bir mod oyundan çıkınca. Replay Manager, oyun içinden direkt oyun tekrarlarınızı kontrol edebiliyorsunuz. Extended Friend and Blacklist, 100.000'e çıkaran kara listeni mod. Bunu da sorduğunuz modlardan birisi. Crave Auto Return. Bunu seçiyorum. Direkt mesela bir mürettebat, iki farklı tankta kullanıyorum.
Evet, oynamak istediğim tanka tıklıyorum. Direkt mürettebat geri gönder demeden tak ona geçiyor. Kullandığım seçeneklerden birisi. Trix varmış. Trix'te neyim varmış? Hiçbir şeyim yok benim. Kapattım orayı. Session statistikte Worst Unicum'u kullanıyorum. Bu şekilde görünüyor. Diğer seçenekleri de kullanabilirsiniz. Statlarınızı gösteriyor. Kaç oynattığınızı. Evet. Krebsons'ta mürettebatımın seslerini değiştirdim. Bu da ara sıra kullandığım bir şey. Evet. Minionları kullanıyorum ben. Bir sürü seçenek var. Buradan seçebilirsiniz nasıl isterseniz. Bu benim seçeneğim. Daha da aşağı iniyoruz. Başka bir şey var mı? Customization var. Heh, bu da çok sorduğunuz bir şey. Trading, Unique 3D Skies. Oyun içindeki bugüne kadar gelmiş 3 boyutlu ne diyeyim kamuflajları tanklarınızı ekleyebiliyorsunuz ama siz sadece sizi görüyorsunuz. Yani bazı tankların çok çok güzel görünüşleri var. Zamanında elde edememişim ama onlardan mahrum kalmak istemiyorum. Bunu seçerek oyun içinden mesela TP'nin şu skinle sahip olmak istiyorum tıklıyorum. Ona direkt TP'nin üstüne geliyor. Ama sadece ben görüyorum. Bunu da söyleyeyim. Minimap modlarına geldik. Enlarge location icons. Takımda birisi bir noktayı tıkladığında haritada büyük bir şekilde görünüyor. Seçtiğim modlardan birisi, tercihlerinden birisi istersiniz ya da istemezsiniz. Ben anlatayım. Preferred Server dediği hemen altında var 100 çeşitli modlar bölümünde. Sunucumu hatırlıyor. Seçtiğim sunucuyu hatırlıyor veya sunucular arasında geçiş yapmamı kolaylaştırıyor. Direkt bir sunucuya girmiyor ya da nasıl bir mod olduğunu bilmiyorum ama işime yaradığını biliyorum. Seçebilirsiniz. Bir zararı yok. Buradan da ileri diyoruz. Şunların hepsi seçili olsun. İsterseniz bunu da seçin. Herhangi bir şey değişmez. Seçiverelim. Install diyoruz. Ve işimiz bitiyor. Sonra yüklüyor. İstediğimiz gibi oyuna giriyoruz. Videomuz bu kadardı. Evet. Hızlı versiyonunu çektik. Ne kadar hızlı oldu bilmiyorum ama. Kapatıyorum videoyu. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın.